Soner Gözlerinde Sayın Ayhan Erel. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, yüce Türk milleti. Coğrafi bilgi sistemleriyle bazı kanunlarda değişik yapılması hakkındaki kanun teklifinin 30. maddesi üzerine partim İyi Parti adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin 30. maddesiyle sektörde serbest mühendisler aleyhine haksız rekabetin doğmasını önlemek amacıyla lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin bu kanun kapsamında faaliyetlerini yürüttükleri süre içerisinde serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik faaliyeti yürütmemeleriyle harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmetlerini yerine getiren şirketlere ortak olmamaları amaçlanmaktadır. Ayşe Fatma değil beni ağlatan, gülmeden ölürsem ona yanarım. Ağlatan Turan'dır başka bir vatan, bulmadan ölürsem ona yanarım. Sürgün oldu vatanından yurdundan, ayrılmadı sevdiğinin ardından. Ülke adlı bir güzelin derdinden, sarardı, kurudu, soldu yastınlar. Giresun'un alıçurasından, Anadolu'nun en uçurasından bir ses idi bu ses. Anadolu'dan Avrupa'yı adım adım koşan, Kanada'ya kadar sınırları aşan, ta Avustralya'ya taşan er ses idi bu ses. Bu milli ülkeye seslenen yar sesi idi bu ses. Şiirde ustaydı, sır ses idi bu ses. Haykıran hak ses, tok ses, gür ses idi bu ses. Bıraktığı izleri kalacak, bu kubbede hoş bir seda olarak sözleri kalacak. Çağımızın Dede Korkut'uydu Ozan Arif. Ozan Arif'i ölümünün birinci yılında rahmetle, özlemle yad ediyorum. Allah ruhunu şad, mekanını cennet eylesin. Sayın milletvekilleri, kış şartlarında Aksaray'da yardıma muhtaç, yoksul, fakir ailelerin her türlü ihtiyacını karşılamada imkanlar dahilinde her türlü çabayı gösteren Aksaray'ın Sayın Valisi'ne, yine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan sorumlu Vali Yardımcısına, orada çalışan personele ve Aksaraylı hayırsever iş adamlarına buradan teşekkür etmek istiyorum. Aksaray'ımız Türkiye'nin ortasında iklim şartları, fiziki şartları, ulaşım şartlarıyla yatırım yapmaya, sanayileşmeye çok müsait bir ilimizdir. Tarım alanları dışındaki alanlarda istenilen şekilde, istenilen büyüklükte, istenilen ölçüde fabrikalar kurulabilir. Ancak Aksaray'ın bu kadar gelişmesine müsait bir durumu var iken maalesef iki tane, evet Selam Altınok Valimize de teşekkür ediyorum. Ama Aksaray'ın gelişmesinin önünde iki tane büyük engel var. Bunlardan bir tanesi 15 yıldır Aksaray'ımıza söz verildiği halde bir türlü yerine getirilemeyen Aksaray'ı Aksaray'la Ulukışla arasındaki demiryolu hattıyla Aksaray'ın Mersin ve İskenderun limanına bağlanmasını Aksaraylılar büyük bir özlemle ve sabırsızlıkla bekliyor. Bildiğimiz kadarıyla bu proje tamamlanmış, ihale aşamasında AK Partili Aksaray Milletvekili AK Partili arkadaşlarımızın da bu konuda çabası var. Ama bugüne kadar istediğimiz sonucu alamadık. Para yok deniliyor. Ama Aksaray'a uğrayan AK Partili yetkililer, siyasetçi arkadaşlarımız her geldiklerinde maalesef demir yolunun temelini atacağız, ihalesini yapacağız diyorlar. Ama maalesef bugüne kadar yapamadılar. Bir an önce bunun yapılmasını 400 bin aşan nüfusuyla Aksaraylı hemşerilerimizin adına talep ediyor. Yine Aksaray'ın gelişmesinin önündeki diğer bir engelde havaalanının %60'a yakını tamamlandığı halde bugüne kadar yapılmaması. Dolayısıyla uluslararası yatırımcılar maalesef havaalanı olmadığı için Aksaray'a yatırım yapmaktan çekinmektedirler. Bugün Aksaray Otomarsan'ıyla, Brissa'sıyla, Collins'iyle, Sütaş'ıyla endüstride, sanayide büyük bir hamle içerisindedir. Yapılacak demiryolu,
ve havaalanıyla organize sanayide çalışan işçi sayısı 3'e katlayacak. Aksaraylıların işi aşı daha da olacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere dönemin başbakanlarının, Ulaştırma Bakanlarının, Devlet Demiryolları Genel Müdürlerinin Aksaraylılara vermiş olduğu sözü yerine getirmelerini bekliyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.